Kesinlikle rakibin önündesiniz. Büyük bir avantaj. Berke. Berke'nin pası. Tunç. Yeniden Berke'ye. Berke karşı karşıya. Berke! Berke attı. Bu kez de Buca Yedek Kulübesi sahada. Buca tribünlerinde inanılmaz bir sevinç. Berke'nin golü. Maçın en iyilerinden birisiydi Buca adına. Golünü attı. Skora denge getirdi. Az önce söylemiştim. Buca hayli güçlü bir takım ve 12-13 dakika uzatmalarla 15-16 dakika. O sürekli ortalık dolu tuttukları defansın merkezi Dede'nin olmayışıyla boşaldığı anda golü buldu. Bu arada bayağı ciddi bir gerilim var. Golü izleyelim biz. Berke böyle attı golü. Kaleci Onur kalesini terk etmişti. Savunma arkasına. Burada da yine bir diğer 9 numara Tunç asisti yapıyor. Berke golü atıyor merkezden. Ama Buca'nın o santrafora oynadıkları ve santraforun o boş alanlara bıraktıkları topları çok konuşmuştuk. Evet, onu çok çalıştıkları belliydi. Evet, o doğal olarak da onlara bir gol getirdi tabii. Çalışmanın sonucu, yani bunu dediğiniz gibi maç içinde çok sık uyguladılar. Berke'nin kontrolü Kadir. Savunma arkasına koşu var Enes. Enes çok süratli. Enes ceza sahasına girdi. Enes çekti topu Enes. Baktı içeriye. Verdi pasını Oğuz. İnanılmaz bir gol kaçtı. Oğuz. Mutlak pozisyon. Buca geriden gelip öne geçebilirdi. Fırsatı yakaladı. Oğuz değerlendiremedi. İşte Enes'ten müthiş bir depar. Girdi ceza sahasına. Çekti topu Enes. Oğuz çok da iyi kendisini boşa çıkartmış, göstermiş ama son vuruş başarılı değil. Müthiş kaliteli işler oluyor. Yani Enes iyi bir sol ayak. Ahmet girdi araya. Tunç Ahmet'e baktı, atmadı. Ahmet mükemmel bir gol! Tunç harika vurdu. Mükemmel vurdu. Tunç nereden attı o golü? Buca öne geçiyor. Son 5 dakikaya 1-0 geride girdiler. Önce maçı uzatmaya götürdüler. Şimdi de öne geçiyorlar. Hem de ne golle. Tunç, Murat, Behram. Harika bir gol. Beraberlik golünün asistini yaptı. Burada da muhteşem bir gole imza attı Tunç. Tekrar Oğuzhan. Oğuzhan dışarıya vurdu Oğuzhan. Tunç, Murat, Behram. Tunç geldi. Tunç ve gol. Öne geçiyor Buca seri penaltılarda. Kalesinde Buca kalecisi yine dikkatli. Uğur geliyor. Uğur vurdu. Kıvanç çıkardı. Kıvanç çıkardı. İnanılmaz bir avantaj. Onur dikkatli. Ufuk. Ufuk geldi. Ufuk dışarıya vuruyor. Ufuk da dışarıya vuruyor. Burak geldi. Burak, Kıvanç! Kıvanç damga vuruyor penaltılara. Henüz penaltı golü atamadı. 5 penaltı, Burak. 1 gol. İnanılmaz. Gökhan topun gerisinde şimdi. İşaret geldi. Gökhan geliyor. Gökhan dışarı vurdu. Tarihi bir an yaşıyoruz. Penaltı vuruşlarında kaçırma rekoru. Yani Buca buradan yalnız penaltıları verirse penaltılardan. İşaret geldi ve gol. Hasan. İlk penaltı golü İskenderun'un. Emre Hasan Balcı. 1-1 oldu. En sonunda penaltıdan golü buldu. İşaret geldi. Oğuz geliyor. Oğuz. Ters köşe. Abdurrahman. Abdurrahman Kuyucu. Penaltıyı kullanacak İskenderun'da. İşaret geldi. Abdurrahman ters köşe. Şimdi kaçırması lazım.
Eğer İskenderun'un umudu sürecekse Buca'nın Cuma gidiyor. Cuma atarsa Buca Misli.com 2. ligde. Kıvanç Cuma'nın yanına gidiyor. Arkasını dönenler var. Cuma geliyor. Cuma! Cuma'nın golü. Buca önümüzdeki sezon 2. ligde. Misli.com 2. lige yükselen Buca Spor 1928 oluyor. İnanılmaz bir sevinç var şu anda. Necmi Kadıoğlu stadında. Teknik direktör Uğur Balcıoğlu, oyuncular. Diğer tarafta da hüzün tabii. Kim kaybetse yazık olacaktı. Ahmet Akcan sık sık vurguladı. Şu anda dondu kaldı İskenderun'un oyuncular. Ama çok büyük sevinç de Buca cephesinde. Tebrikler Buca Spor. Tebrikler Uğur Hoca. Buca Sporlu bütün futbolcuları, yöneticileri, taraftarları. Ben de kendi adıma tebrik ediyorum. Sezonun genelinde çok iyi bir performans sergilediler. Şampiyon performansı sergilediler aslında. Bir üst ligde olmayı gerçekten hak ettiler. O yüzden kendilerini kutluyorum. Yayının başında İskenderun'un sezona ne kadar zor olduğunu, zor başladığını söylemiştik. Onlar belki çıkamadılar ama benim gönlümün şampiyonular. Kendilerini yürekten alkışlıyorum. Kıvanç gözyaşlarını tutamıyor. Damga vurdu Kıvanç. Ve Buca taraftarının, Buca tribünlerinin sevinci, oyuncuların sevinci ekranlarınızda. Misli.com 2. ligde Buca Spor. İskenderun'la ilgili hocam %100 size katılıyorum. Bir ara bu takım için ligde kalma mücadelesi verir mi? Ateş hattına düşer mi? Bunu konuşuyordu herkes ama onlar sonuna kadar Yusuf Tokaç'a da buradan kocaman alkışlarımızı gönderelim. Mücadele ettiler. O ligde kalma mücadelesini bırakın playoff biletini aldılar. Son haftada aldılar. Ardından son düdüğe, son vuruşa kadar da bu heyecanı yaşattılar İskenderun halkına. Tebrikler Yusuf Hoca, tebrikler İskenderun. Kısa bir ara. Merhaba, Gündem Buca'dasınız. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Medya bizim işimiz. Gündem Buca'dasınız. Gündemde kalın.